Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de 80 milyon hektar olan toprak varlığının 27 milyon hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda birçok ilimizde çarpık kentleşmeden dolayı tarım arazileri bilinçsiz bir şekilde kullanılmıştır. Yine ülke içindeki göçler sebebiyle büyük şehirlerimizdeki nüfus artışının getirdiği plansız ve sağlıksız yapılaşma tarım alanlarını bilinçsiz şekilde kullanılmasına neden olmuştur. Sadece seçim bölgem olan Mersin Tarsus'ta bütün uyarılarımıza rağmen birinci sınıf 10 bin dönüm tarım arazisi üzerine Çukurova Havaalanı inşaatı başlatılmıştır. Öyle ki ülkemiz yakın zamana kadar tarım ürünleri açısından kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken son dönemlerdeki tarımda uygulanan yanlış politikalar, tarım ürünlerinin yurt dışından temin edilmesi, üreticilerin sattıkları ürünlerin paralarını 6-12 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde almaları çiftçilerimizi adeta çıkmaza sokmuştur. Ekonomik değeri oldukça yüksek muz, kivi, narenciye, çilek, turunçgiller gibi kaliteli ürünler yetiştiren ve ürün çeşitliliği ile dünyada yetişen ürünlerin %80'inin yetiştiği Akdeniz bölgesinde üretilmektedir. Akdeniz'in incisi Mersin'de Anamur'un muzu, Erdemli'nin limonu, Mut'un kayısısı, Tarsus'un üzümü, Silifke'nin çileği dünyaca ünlenmiştir. Mersin'de 450 bin ton limon, 300 bin ton portakal, 250 bin ton üzüm, 200 bin ton muz, 200 bin ton zeytin, 900 bin ton domates ve meyvenin sebzenin envai çeşidi yetiştirilmektedir. Değerli milletvekilleri, Turfan'da karpuz ilk Tarsus'ta yetişmekte. Ancak daha karpuz piyasaya çıkmadan İran karpuzu tezgahlara düşmektedir. Kendi üreticimizi desteklemek açısından Turfan'da sezonunda karpuz ve meyve ithalatı yapılmaması gerekmektedir. Aynı şekilde buğday sezonu geliyor. Henüz buğday fiyatları açıklanmıyor. Mısır fiyatları açıklanmıyor. Gemilerle buğday satın alınıyor ve Türkiye'deki fiyat kontrolü yapılmaya çalışılıyor. Üreticiye darbe vuruyoruz. Kendi üreticimizi desteklememiz, öz kaynaklarımızı kendi üreticimize vermemiz gerekmektedir. Özellikle paketleme ve pazarlama konusunda büyük sıkıntılar çekilmektedir. Bölgemize mutlaka soğuk hava depolarının yapılması, pazarlama ile ilgili özellikle komşu ülkelerle olan sorunların bir an önce çözülmesi ve çiftçinin kendi ürününü direkt satabilmesinin önü açılmalıdır. Değerli milletvekilleri, üretici domatesi halde 2-3 liraya satarken bu rakam tüketiciye gelene kadar kat be kat artmakta, hatta pazarda 10 TL'ye satılmaktadır. Aradaki 6-7 TL'lik rakam aracının elinde kalmaktadır. Bunun mutlaka bir yasal düzenleme yapılarak kontrol edilmesi ve çiftçilerin kendi ürünlerini direkt satabilmesinin önü açılmalıdır. Tarım faaliyetleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların en önemli uğraşı alanını oluşturur. Nüfusun sürekli artışı, temel besin maddeleri ihtiyacının büyümesi, tarımsal üretime duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Özellikle seracılığın geliştirilmesi, seraların doğal gazla ısıtılabilmesinin önü açılmalıdır. Mersin coğrafi olarak çok uygun bir il olmasına rağmen maalesef Mersin merkez ve Tarsus dışında hiçbir ilçesine doğal gaz gelmemiştir. Erdemli başta olmak üzere Silifke, Anamur, Bozyazı, Mut ve Günlar'a doğal gazın acilen getirilmesi ve bunun tarımda da özellikle seracılıkta da kullanılması gerekmektedir. Yukarıda saydığımız tüm bu faydalar göz önüne alındığında seracılık faaliyetlerinin sadece belirli bir alana değil, ülkenin farklı bölgelerinde de geliştirilmesini sağlamak, seralarda kullanılan teknolojilere bakılınca ülkemizde genelde küçük aile işletmeleri olarak kullanılan seraları geliştirmek ve kapasitesini artırmak. Bu şekilde küçük çaptaki seraların yanı sıra büyük çapta faaliyet gösteren ve bünyesinde ziraat mühendisleri çalıştıran, iklimlendirme ile ideal ısıları yakalamayı başaran büyük ölçekli seralara gerekli teşvikleri vermek gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mersin'de de ihracatta büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. İhracatımız özellikle Türkiye Cumhuriyetler, Rusya, Irak, Almanya ve Fransa iledir. Yalnız yapılan ihracatın çoğunluğu açık hesap çalışılmaktadır ve şirketlerimiz, üreticilerimiz çoğunlukla mağdur olmaktadır.
Buna bir garanti sağlanması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizdeki özellikle yeni cins ekilen ürünlerin tarım üzerinde büyük bir oyun oynanmaktadır. Birçoğu İtalya'dan, Fransa'dan, Japonya'dan fidanlar getiriliyor veya bu cinsler öne sürülüyor. Yeni cins ürünlerin dayanıklılığı yok. Genetiği bozuluyor. Bunun sebebi hem genetiği değiştirilen ürünler hem de kullanılan ilaç ve gübreler. Arjantin'den limon Rusya'ya 27 günde geliyor. Mersin'den 7 günde ulaşıyor Rusya'ya. Ama bizim ürün bozuluyor. Arjantin'den gelen ürün sapa sağlam kalıyor. Bunun üzerinde araştırmalar yapılması ve araştırma enstitülerinin çalışma yapması gerekmektedir. Çiftçi sizlerden çok şey istemiyor. Ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz tohum istiyor. Ve devlet bankalarında kullanılan kredi limitlerinin artırılmasını istiyor. Sadece seçim bölgem olan Mersin'de çiftçinin özel bankalardan kullandığı kredi miktarı 120 trilyon lira. Ve bunu yüksek faizle kullanıyor. Devlet bankalarındaki kredi limitlerinin artırılması ve çiftçinin faiz kıskacından kurtarılması gerekmektedir. Ayrıca ihracatçı destekleme primlerinin DİFİF'in henüz 2016 yılı bile ödenmemiştir. Mersin'deki ihracatçılar 2016 yılındaki desteklemeyi bile alamamışlardır. DİFİF'in tüccara değil çiftçiye ödenmesi gerekmektedir. Üretene ödenmesi gerekmektedir. Çiftçinin de ihracata dönük ürün yetiştirip bu ürünlerin yetiştirilmesine katkı sunması gerekmektedir. Çiftçilerin ürününü direkt satması gerekmektedir. İlaç, gübre, mazot, elektrik, tohum ucuz olmalı. Kaliteye kalifiyeli tarım işçisi yok. Özellikle meyve üretiminde kalifiyeli tarım işçisi gerekmektedir. Rus heyeti Türkiye'de 19 tane işletme denetliyor. Bunun 16 tanesi sadece Mersin Tarsus'ta. Tarıma yapılan yatırım bu. Ama maalesef Mersin teşvikte istediğini alamıyor. Teşvik kapsamı dışında tutuluyor. Kırsal kalkınma kapsamı dışında tutuluyor ve istediği desteği alamıyor. Üretene destek vermemiz gerekiyor. Maalesef mazot gübre destekleri dönüm başına göre veriliyor. Bu da insanlarımızı tembelliğe, asalak yaşamaya teşvik ediyor. İnsanlar gidiyorlar, destekleri alıyorlar, tarlalarını ekmiyorlar. Ekmeden aldıkları o paralarla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Mutlaka tapuya göre değil, ürettiği ürüne göre desteklemeler yapılmalı ve çalışan insanlar, üreten insanlar desteklenmelidir. Yetiştirilen ürünlerdeki en büyük kaybımız %10'unu sadece hasat sırasında yaşıyoruz. Özellikle meyve sebzede hasat yapılırken %10'luk bir kayıp yaşıyoruz. En az bir %10'luk kaybı da lojistik sırasında, nakliye sırasında yaşıyoruz. Çünkü 40 derece, 45 derece sıcakta toplanan ürünler açık araçlarla Ankara'ya, İstanbul'a veya yurt dışına gönderiliyorlar. Soğuk hava depoları ve soğuk hava deposu bulunan tırlar yeterli sayıda olmadığı için ürünlerimizin en az %30'u telef oluyor, direkt çöpe gidiyor. Onun için üretimden tüketime soğuk zincir oluşturmamız gerekiyor. Sadece üretim kaybının yüksek olacağı, bunun için üretim tüketim bölgelerine yatırım yapılmalı. Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul pilot bölge seçilmeli. Üretim ve tüketim olarak pilot bölgeler seçilmeli ve buradaki hallere mutlaka soğuk hava depoları kurulması gerekmektedir. Yoksa ürünlerimiz çiftçilerin bayılma dediği şekilde raf ömrü çok kısa oluyor. Marketlerde 10 derecede korunmaya çalışıyor ve birkaç gün içerisinde büyük emeklerle yetiştirilen ürünler maalesef telef oluyor. Değerli milletvekilleri, bir diğer önemli sorun da dünyanın hemen hemen her bölgesinde bulunan ve içerisinde kadın çocuk işçilerin bulunduğu ve Türk çalışma hayatının bir gerçeği olan mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştıkları sorunlardır. Bunların en büyük sorunları barınmayla alakalı sıkıntıları vardır. Göç ettikleri yerlerde çalışma koşulları çok kötü durumdadır. Kanallardan akan suları içmektedirler. Çadırlarda yaşamaktadırlar. Elektrik ve temiz içme suyu bulunmayan bölgelerde yaşamaktadırlar. İş güvenlikleri yoktur. Bunlar kamyonlarla tarlalara götürülmektedir. Ayrıca 7-14 yaş arasındaki çocuk işçiler çalıştırılmakta ve bunların eğitim alamamaktadırlar. Bu sebeple bir an önce mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının detaylıca incelenmeli. Bir an önce gerekli tedbirler alınmalıdır. Suriyelilere tanınan haklar Doğu ve Güneydoğu'dan gelen insanlardan esirgenmemelidir. Çiftçilerimizin üretim ve pazarlama konusunda yaşadıkları sorunların araştırılması, gübre ve mazot fiyatlarının, Sayın Bakan burada diyor ki önümüzdeki yıldan itibaren mazot desteğini vereceğiz. Yani paramız varsa bu yılda verelim. Buna bir engel yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi ek bir maddeyle bir önerge çıkartır.
ve çiftçiye mazot desteğini, %50 hibe desteğini bu yılda verebilir. Yani çıkan yasadaki bir şeyi bahane göstererek çiftçiyi mağdur etmeyelim. Kırsal nüfus %50...